Mert'i nedense bağlayamıyorum. Firya, ben okumuyorum, bankacıyım ama iktisat okudum. Benim neler yaptığımı sonra konuşuruz Mert'i, çünkü getirmeyi başardım. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Hasan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi ki geldin. Valla kusura bakma, geçen hafta benim ve senin aslında bir Evet. yandan da Evet. sonradan öğrendiğimiz şekilde çok yoğun iş hayatlarımız sebebiyle bu haftayı aldık. O yüzden teşekkür ederim. Yok, ne demek? Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Gerçekten Ya çok güzel bir şey yapıyorsun ve bunda bir parçası olmak gerçekten çok güzel. çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bugün çok popüler olan konularımızdan birini konuşuyor olacağız. Aslında bir taşla iki kuş da vuruyor olacağız. Çünkü aslında hani yaptığın işi konuşacağız. Ama yaptığın yer hani bir danışmanlık firması olduğu için de aslında senin perspektifin çok önemli. O yüzden zaten yayın iptal olunca bayağı bir mesaj aldım. Nasıl yani, iptal mi oldu, işte ben çok heyecanlanmıştım vesaire, çok yazan oldu. O yüzden bence çok keyifli bir yayın bizi bekliyor. Tekrar iyi Umarım. ki geldin. Hoş geldin. Hoş Mert, bulduk. hemen başlıyorum izninle. Tabii, Bize biraz tabii, tabii. kendinden bahsedebilir misin? Tabii, ben Mert Budak. Sen benim Fransız Lisesi'nden mezun oldun. Hatta beraber mezun olduk seninle. Ondan sonrasında Koç Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Üniversite hayatım boyunca böyle çeşitli stajlar yaptım. Böyle atıyorum bir startupta bulundum, denetim firmasında oldum. En sonunda da bir bankada bir stajım vardı. O da son senemdeydi. Ondan sonra son senemdeki stajımı devam ettirip bankada böyle 2-3 yıl boyunca kaldım. Orada veri bilimiyle tanıştım ve kariyerimi biraz daha artık oraya yönlendirmeye başladım. Düşündüğümde biraz, çünkü ekonomiyle biraz daha farklı bir alana kaymış oldum. Ondan sonrasında da böyle çok kısa bir sigorta tecrübem oldu, 5 ay kadar. Onun sonrasında da şimdi de bir yönetim danışmanlığı firmasında veri bilimci olarak çalışıyorum. Burada da yaklaşık 1,5 yıl oldu. Feriha'dan çok anlık bir soru geldi ama bence önemli bir soru. Koça burslu mu yoksa paralı mı girdin demiş. Ama şimdi şöyle, sana yanıt verme payı bırakmadan ben şeyi söyleyeyim. Feriha mesela birkaç hafta önce Rabia diye bir arkadaşımızla yayın yaptık. Orada Koç'taki bir sürü hani burs olanaklarını konuştuk bu arada. Yani aslında Koç'a burssuz girdikten sonra da pek çok olanak sağlanıyormuş. Dolayısıyla ben şu an hijack deyip Mert'ten söz hakkını alıp yanıt verdim. Seni beklemen olur mu? Ya, yok ya, ben de direkt bana geldiği için ya 125 burslu girmiştim ben. Tamam. Onu da söyleyebilirim. Peki bugün seni kimler dinlemeli? Ya bugün açıkçası herkes dinleyebilir. Özellikle teknoloji alanında merakı olan ya da yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konularda böyle bu neymiş, bu alanlar ne gibi veya bunun nereye gidiyor gibi kafasında soru işareti olan insanlar dinleyebilir. Peki, o zaman en başa bir dönüp hikayenin girizgahını dinlemek istiyorum açıkçası. Ekonomi okumaya nasıl karar verdin? Şimdi çok güzel bir soru olmadı çünkü biraz açıkçası şans eseri oldu. Hani burada hani çok iyi bir Yo, örnek olmayabilirim şey şöyle, hayır açısından. Mert, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben zaten artık şöyle, yani yazılı olmayan bir kural var burada benim anladığım kadarıyla. Yayına gelen insanların hiçbiri bilinçli bir tercih yapmamış oluyor çoğunlukla. Kesinlikle. Yani gerçekten bunun bir yüzdesini çıkarmak istiyorum. Yani bence %90 bilinçli tercih yapmana geliyor. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirsin. Hiç sorun değil. Ya kesinlikle, o yüzden bence senin yaptığın bu program çok değerli bir şey. Yani ya benim hiçbir fikrim yoktu açıkçası ekonomi seçerken. Hatta hatırlarsın biz lisede seninle beraber fen okuyorduk. Ben okuyordum. Evet, hani çünkü ben lisede biraz tembel bir öğrenciydim. Hatta sen çok yardımcı oldun o zamanlarda bana da. Fen okurken baktım ben üniversitede iyi bir şey yapamayacağım üniversite sınavında. O yüzden hani TM'ye döneyim dedim. TM'den sonra da hani Koç Üniversitesi'ni çok istiyordum. Kuzenim de ekonomi okumuştu. Birkaç dershane hocamla falan da konuştum benim için önemli olan. Sonra ekonomi oldu aslında. Ama iyi ki de olmuş. İnanılmaz memnun kaldım. Hani ben çok sevdim ekonomiyi gerçekten. O şekilde. Koç'ta okumak nasıldı? Yani çünkü hakikaten bence üniversitelerin de önemi oluyor bölümle paralel bir şekilde. Koç'ta ekonomi nasıldı? Memnun kaldın mı?
Ya ben açıkçası çok memnun kaldım. Bir kere akademik kadrosu gerçekten çok başarılıydı. Ve hani neredeyse bütün hocalarımdan ders almaktan çok keyif aldım. Yani onlardan bayağı bir şey öğrendim. O çok güzel bir deneyimdi benim için. Onun dışında Koç yani çok fazla çeşitliliği barındıran bir okuldu. Ve yani çok fazla hoşgörüm de oldu bir okuldu. O yüzden öyle bir ortamda bunları öğrenmek çok güzeldi benim için. Onun dışında zaten kampüs de çok güzeldi. Doğru dürüst olmak gerekirse. O da güzel bir artılarından biriydi. Tavsiye eder misin sonuç itibariyle? Overall Kesinlikle tavsiye puanın ne ederim. olur Koç'ta ekonomi okumak için? Kesinlikle 9 veya 10 verirdim. Şimdi ekonomi okuduktan sonra pek çok hani şey denedim dedin. İşte banka, sigorta. Ya bu süreç içerisinde bu yaptığın hani farklı deneyimlerin sana bir faydası dokundu mu? Yani yapmak istediğin işi anlamak adına nasıldı? Şöyle aslında benim sektör değiştirmeme rağmen yaptığım iş aslında benzerdi. Ama bu sektör değiştirmemin bana kattığı şey farklı farklı problemler görmekti veri bilimi üzerine. Atıyorum bankada bambaşka bir problemle uğraşırken sigortada bambaşka. Yönetim danışmanlığında zaten doğası gereği farklı farklı projeler olduğu için de sürekli farklı bir alan görmek benim için çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. O yüzden o teknik anlamda da sürekli başka bir probleme kafa yormak beni çok geliştirmiş olduğunu düşünüyorum. O zaman çok temel bir soruyla başlayalım aslında senin alanına. Veri bilimi nedir? Yani sen nasıl tanıştın, bu alana nasıl girdin? Şöyle, bu da çok şans eseri oldu aslında. Ekonomi okuduktan sonra işte üniversitede son yılımda bir bankada staj yapıyordum. Açıkçası bankada hiç düşünmüyordum. Hani ben bankaya mı gireceğim falan diye düşünüyordum. İstemiyordum yani. Ama bir arkadaşım o bankada çalışıyordu ve o çok memnundu. Ben de öylesine başvurmuştum. Ve mülakata girdik. Çok güzel geçti. Böyle iki tarafta birbirine böyle çok güzel bir enerji oluştu açıkçası orada. Orada full time olarak devam ettim. Orada da ben yeni girerken oradaki müdürümüz de çok vizyoner bir insandı ve hani artık dünyanın bu tarafa kaydığını, yapay zeka, makine öğrenmesine kaydığını görüp bunun üzerine bir hareket aksiyon alıyordu ve hani beraber bu aksiyonları almak istiyordu. Öyle olunca da hani ben de bu alanda kendimi çok bağdaştırdım ve hani çok hoşuma gitti. Ben daha önce hiç kodlama gibi şeyler hiç bilmezdim ve her şeyi orada öğrendim. O yüzden biraz şans eseri oldu hani benim veri bilimiyle tanışmam ama kendim çok sevdikten sonra kendim de çok üzerine gittim. Peki veri bilimi nedir? Ya veri bilimi aslında çok basit olarak verilere dayalı karar almaktır. Hani bu günlük yaşamda, iş hayatında veya herhangi bir şeyde olabilir aslında. Bunu aslında üç tane ya aslında veri bilimi aslında bir interdisipliner bir alan. Yani üç tane disiplinin birleşiminden oluşan bir alan. Bu üç alanda nedir diye sorarsan öncelikle matematik ve istatistik çok önemli. Onun dışında yazılım ve alan ekspertiz. Aslında bu üç alanın birleşiminin ortak kümesi gibi düşünebilirsin. Hani buna baktığımda ben veri bilimcisi olarak ne bir çok iyi bir matematikçi veya istatistikçiyim, ne çok iyi bir yazılımcıyım, ne de çok iyi bir alan ekspertizim var. Bunların hepsini biraz biraz harmanlayarak oluşan bir alan aslında. Yani böyle aslında yani veri bilimi dediğimizde birden fazla yetkinliği geliştirmemiz gerekiyor gibi anlıyorum. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Sen peki ekonomi okurken bu yetkinliklerin altyapısını oluşturabilmiş miydin? Yoksa hakikaten tamamen hani tecrübeyle mi gelişti? Şöyle zaten yazılım ve alan ekspertisi dediğim alan hiçbir şekilde yoktu. Çünkü hani ben ekonomi okuyordum. Yazılımla hiçbir alakam yoktu. Zaten alan ekspertizliği dedim de biraz da işle gelen tecrübelerinden kazandığım şeyler olduğu için. Ama matematik ve istatistik açısından düşünürsek ben o zamanlar bunun farkında değildim ama veri bilimine yöneldikten sonra baktığımda aslında üniversitedeki öğrendiğim şeylerle bayağı paralel şeyler yapıyorduk. Hani şunu da biliyorum mesela ben işte çalışırken oturup da üniversite kitabımı açıp aa şu istatistik kitabında nasıldı falan diye baktığımda çok olmuştur yani. O yüzden hani aslında üniversitede matematik ve istatistik alanında belli bir giriş yapılmıştı benim için. Veri biliminin günümüz koşullarında bu kadar hani önemli olup herkesin konuşmasının sence sebebi ne? Yani bir verim bilimci olarak satışını yapman gerekse bölümün
Nasıl yapardın? Yani şimdi hangi açıdan? Firmalar açısından mı soruyorsun yoksa kişiler açısından mı? Valla her iki açıdan da olur. Sen nasıl anlatmak istersen, free format. O zaman şöyle söyleyeyim. Ya ben kendi açımdan niye bu kadar sevdiğimi anlatabilirim. Hani benim çok hoşuma giden şey burada aldığımız kararlar her zaman bir veriye dayalı oluyor ve hani onu bir şeye dayandırmamız gerekiyor ve bu bana biraz daha bulmaca gibi geliyor. Ve dediğim gibi bu interdisiplinler bir alan olduğu için farklı farklı alanların da olması bence çok değerli. Çünkü sadece yazılımcı olmak istemezdim. Yani sadece matematik ve istatistikçi olmak istemezdim. Ve bunların ikisini birleştirmesi çok değerli. Ama burada hani alan ekspertizi dediğim şey de aslında bunlar kadar da önemli. Çünkü şöyle düşün. Biz bir model yaptığımızda veya bir karar aldığımızda veri bilimine dayalı bir karar aldığımızda eğer alan ekspertizimiz yoksa ve bunu işe yani business'a uygulayamıyorsak aldığımız kararın hiçbir önemi yok aslında. O yüzden aslında bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek ve bu böyle problemlere karşı değişik analitik yöntemler denemek benim çok hoşuma gidiyor. Böyle atıyorum mesela saatlerce kodlamaya da uğraşabiliyorum bazen. Hani bu bana ayrı bir zevk veriyor atıyorum ya da geceleri atıyorum bir kodlama yapıyorum ve bu benim için bir keyif. Ama bazı insanlar için de işkence olabilir. O yüzden hani orada tam ne olarak kişinin ne istediğine bağlı olarak şekillenebilecek bir soru bu. Firmalar açısından ise hani gerçekten artık gelecek buna kayıyor. Hani bu zaten veri bilimi dediğim şey çok eski bir şey yani çok yeni bir şey değil. Yani şu an biraz daha hype olmasının sebebi artık teknik kapabilitelerin gelişmiş olması. Yoksa veri bilimi dediğimiz hatta yüz tanıma sistemleri falan dediğimiz şeyler 1960'larda bile vardı aslında. Ama o zamanlar bilgisayarların hafızaları yetmiyordu, CPU'ları yetmiyordu. Ama şimdi günümüzde teknoloji de geliştikten sonra iyice artık bunların kullanılabilir hale geldik. Ve diğer ikinci önemli ayağı ise artık elimizde bayağı bir data birikti. Eskiden 1960'ların başında da böyle bir data yoktu. Şu an bu kadar artık büyük data dediğimiz, büyük veri dediğimiz şeyler de artık iyice biriktikten sonra biraz daha bu işler hızlandı ve o yüzden biraz daha aslında hype bir hale geldi diyelim. Kamu veya özel sektör sence fark ediyor mu? Yani hani yoksa her iki sektörde de önemli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence her iki sektörde de çok önemli. Yani sonuçta düşündüğümüzde hani bunun bence yani kişisel hayatında bile aslında uygulayabileceğim bir şey. Çünkü bir şeye dayalı karar almak, bir veriye dayalı karar almak bana her zaman daha gerçekçi ve daha yere basan şeklinde geliyor. O yüzden yine kamu da bunu bu şekilde yapmalı, özel kuruluşlar da bunu bu şekilde yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi veri bolluğundan aslında bahsettik. Peki ya o hakikaten verilerin doğru şekilde analiz edilmesi lazım ki siz o doğru yorumları, doğru önerileri verebilin. Kesinlikle. Peki sence Türkiye'de kamu veya özel yani hani düşündüğünde tecrübelerini doğru şekilde o veri bolluğunu yönetebiliyor muyuz sence? Bence kesinlikle hayır. Yani çok güzel bir yere değindin. Hani bu veri bilimi bu kadar hype'ken aynı zamanda bu veri biliminin yapılmasını sağlayacak bir altyapı lazım aslında dediğin gibi. Hani evet yani şu an datalar birikiyor. Bu arada ben bunun yani Türkiye'de bir tık daha belki daha alt seviyedir ama yurt dışında da çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğimiz gibi çok yeni bir şey ve hani bunun için çok ciddi altyapılar gerekiyor. Yani çünkü senin o büyük veri dediğin şeyleri yani sisteminde tutabilmen için cloud sistemin gerekiyor ya da ona uygun bir altyapı sisteminin olması gerekiyor ve bu sistemlerde bir günde değişecek bir şey değil aslında. Yani bunun aynı zamanda bir dijital transformasyon süreci de var. Hani bu veriyi sen tutamadığından sonra, ulaşamadığından sonra bir anlamı da kalmıyor aslında dediğin gibi veya hani kullanılacak halde olmadıktan sonra. Sence artık bütün kurumlarda bir verim bilimci olması gerekiyor mu? Ne düşünüyorsun? Ya bence kesinlikle gerekiyor ama zaten hani şu an ya ben şunu şöyle düşünüyorum hani veri bilimcimiz var diye veri bilimi yapıyoruz, makine öğrenmesi yapıyoruz diye de veri bilimi yapılmamasının gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü o yani özellikle bu yeni bir alan olduğu için yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi kavramlar çok havada dolaşıyor ve hani çok birbirine karışabiliyor bu kavramlar ve
Belki şirketlerin ilanlarında falan da fark etmişsindir şey olarak. Hani bu kavramlar çok net değil. Hani çünkü dünyada net değil zaten. Yani. Aslında bunlar hepsini birbirine böyle şemsiye kavramlar gibi söyleyebilirim. O yüzden veri bilimi kesinlikle bir işe katacağına inanıyorum ben. Ama onun için gerekli altyapının, gerekli datanın, gerekli kişilerin de olması gerektiğine inanıyorum. Yani o yüzden burada hani veri bilimcisi olmak için veri bilimcisi almak ya da yapmak, veri bilimi yapmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Yani önce o altyapının hazır olması lazım ki o şey olsun. Ya da hani daha demin verdiğim örnekten ben inanılmaz müthiş bir model yapayım. Her şeyi tahmin edebilen bir model yapayım. Ama bunu işe uyduramayayım. Business'a kullanamayayım. O zaman benim yaptığım bir modelin bir anlamı yok. O yüzden bunların aslında hepsini bir bütün olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. O Mert, altyapı olmasın böyle tabii. gün içinde mesela yaptığın işi yani özetlemen gerekse, şimdi birden fazla alandan beslendiğinden bahsettin ama hakikaten yani mesela yeni bir proje geldi diyelim ki. Hani şu an mesela hani bu işi yapmak isteyenler varsa akıllarına biraz fikir oluşması adına böyle hani hep şey derler ya işte böyle staj görüşmelerinde falan hani sizin bize sorunuz var mı dediğinde bir gününüzü anlatır mısınız falan diye klasik bir soru vardı. Hakikaten şu an senden onu isteyeceğim. Yani bir yeni bir proje geldiğinde nasıl ilerliyorsun, neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın? Tabii. Öncelikle data erişimimiz olması lazım ve o data erişimi olduktan sonra ya şöyle söyleyeyim ben sana. Aslında bizim yaptığımız iş model yapmak günün sonunda ama yaptığımız model yaptığımız işin %20'sini falan oluşturuyor. Hani %80'i aslında data ile uğraşmak, datayı temizlemek, Tam şimdi datayı onu soracaksın. Sen temizleme dediğin için. yerlemek. Data kalitesi ne kadar önemli? Data kalitesi çok önemli bir şey. Yani hani çok da zorlayıcı bir şey var ama ben şu an böyle yaklaşık 7-8 farklı şirket görmüşüm ve hiçbirinde hani data kalitesi böyle çok iyi dediğim bir şirket olmamıştır hani şey açısından. Çünkü orada yani daha demin yine bağlayacağım bu muhabbeti. Altyapının da çok düzgün olması lazım. Datanın kaliteli bir şekilde tutabilmesi için ve bazen genelde şöyle bir data kalitesi oluyor. Orada biz alabileceğimiz datayı alalım, tutalım, bir gün kullanırız bir şekilde şeklinde oluyor. Öyle olunca o dataya girip o datanın ne demek, ne olduğunu, nasıl bir şey ifade ettiğini falan çok iyi anlamak gerekiyor. Onu anlamadan zaten model yapmak orada biraz hata oluyor. Çünkü öncelikle sen datandan emin olmalısın ki modelini ona göre yapabilmelisin. Yani datandan emin olmadıktan sonra, datanı temizlemedikten sonra, datana hakim olmadıktan sonra yaptığın bu modelin de aslında bir anlamı yok. Ve burada da yine aslında alan ekspertizliği de giriyor. Ben bir alan hakkında bilgim olmadan, hani atıyorum mesela bunu şöyle örnek vereyim. Bankada ben bireysel kredi risk analitiklerinde çalışıyordum. Ben kredinin risklerini oluşturan yani yapılarını bilmeden bir model yapamam. Hani dataya bakamam. Ben hani orada sadece yani datada elimde olan alanları değil, aynı zamanda benim datayı zenginleştirmem lazım. Atıyorum bir insanın orada kredi skoru varsa gidip de o kredi skoru ile ilgili başka alanlar üretmem lazım. Son 6 aydaki kredi skoruna bakmam lazım, sallıyorum hani. O yüzden orada bu datayı çok çeşitlendirmek lazım. Ne kadar data, o kadar bizim için iyi bir şey aslında. Çünkü ne kadar elimizde büyük data ve daha fazla feature olursa bizim için aslında yaptığımız iş o kadar daha keyifli oluyor ve daha doğru oluyor. Çünkü diğer türlü taraflı bir modelde yapmış olabiliriz. Eğer az data ile yani şey yaparsak. Anladım. Şimdi Ayşen'den bir tane soru geldi bu arada. Hani ne kadar hani alakalı bilemiyorum çünkü alanını çok iyi bilmiyorum. O yüzden sen bana söylersen Asena bu çok saçma bir Tabii. soru ya da Asena Yok şöyle öyle. şöyle diye anlatırsın. Çünkü bu soruya ben de ne diyeceğimi bilemedim. Şöyle denmiş. Patentin veya makalen var mı? Ha yok hayır. Öyle bir şeyim yok. Ama hani yok yani. Ya sizin Kesin. alanda patent nasıl olabilir mesela? Hani onu düşündüm ben ilk. Hani makale ayrı bir konu. Hakikaten bir yandan akademiye devam ediyor olabilirsin ama patent sizin alanda mümkün mü? Nasıl mümkün? Hiçbir fikrin var mı?
Şöyle, aslında mesela Facebook'ta falan patentli çalışmalar yapılıyor ama Facebook orada bir ekip kuruyor, çok araştırma üzerine. Yani orada biraz daha research scientist olarak geçiyor onlar. Direkt araştırma üzerine odaklı yapıyorlar ve patentli modeller yapıyorlar. Ama bu yine de bu genelde yaptıkları, Facebook'un bile yaptığı şeyler aslında açık kaynaklı kaynaklar ve o yüzden hani bu arada bu veri biliminde de en güzel şeylerinden biri genelde yapılan çoğu iş açık kaynaklı oluyor. O yüzden ben gidip de internette dolaşan bir kodun içine girip ona eklemeler yapabiliyorum. O yüzden bu patent işi tabii ki de var ama onu çok o biraz daha farklı bir alana kayıyor veri biliminin altında. Genelde açık kaynaklı olarak ilerliyor. Makale kısmından da şunu sormak istiyorum. Diyelim ki hani sen yüksek lisansa devam etmedin, değil mi? Doğru Yok, biliyorum. etmedim. Ya da şu an bir şey yapıyor musun bilmediğim. Yok, Tamam. şu an yapmadım. Mesela hani yüksek lisansa ve sonrasında belki doktoraya devam etmek istesen, bu alan özelinde programlar var mı? Kesinlikle var, evet. Yani Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Ama bu son 3-4 yıldır biraz daha açılan bir şey. Yani Türkiye'de de sanırım 2-3 yıl oldu ilk şey açılması. Yanlış hatırlamıyorsam Sabancı'da vardı ilk veri bilimi master'ı. Ama Türkiye'de de bayağı var aslında. Ya, ya ben bu arada şunu biraz da şöyle düşünüyorum. Evet, makale yazmak konusunda öyle bir master yapmak, PhD yapmak tabii ki de çok güzel bir şey. Ama eğer sen öğrenmek istiyorsan bu konuları, internette inanılmaz fazla bir kaynak var ve yani ben gidip de MIT'den bedava ders alabiliyorum veya Stanford'dan bedava bir ders alabiliyorum. Eğer yani burada biraz da amacına göre kişinin değişebilir yapması değişir. Buna bağlı olarak başka bir soru da aklıma geldi. Diyelim ki hani hakikaten bir yüksek lisans planlıyorum veya planlamıyorum. Bir hani veri bilimci olarak bir yere başvuracağım. Sence üniversitede yani lisans olarak ne okuduğumuzun önemi var mı? Yani hani tamam sen dedin evet hani matematik ve istatistik bakımından gerçekten faydalandım dedin hani ekonomi eğitimimden ama sence çok kritik bir öneme sahip mi ya da hangi lisans bölümleri avantajlı olur gibi böyle bir korelasyon yapabilir misin? Tabii, kesinlikle. Bence hiçbir alakası yok dürüst olmak gerekir. Sen yani eğer bir kişinin bu alana bir ilgisi varsa ve bu alana girmek istiyorsa kesinlikle çok rahat girebilir. Hani çünkü zaten biraz internette baktığımızda şey yaptığımızda hani gerçekten şu an herkes bunu internetten online platformlardan öğreniyor şey olarak. Hani o yüzden bu şu an inanılmaz böyle hani zaten lisans programı çok az yerde var sanırım zaten. Biraz daha lisansüstü programları var. O yüzden hani herhangi bir dezavantaj olacağını daha sanmıyorum. Ama bu yola girmekte biraz aslında gerçekten bu işi isteyen kişiler biraz daha. Yani devam ettirmek çok önemli bence şey açısından. O yüzden kişi eğer bu yola girmek istiyorsa zorlanabileceği zamanlar olabilecektir. Hani o yüzden üzerine gitmeye devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında avantaj olabilecek bölümler kesinlikle matematik. Yani ben mesela matematik okumak isterdim. Yani bu alana gireceğim bir insan açıkçası. Onun dışında bilgisayar mühendisliği doğal olarak şeklinde söyleyebilirim. Yani bu iki yanının bayağı bir faydası olurdu. Bir avantaj sağlardı. Şimdi veri biliminin aslında hani hakikaten ne iş yaparsak yapalım çok önemli olduğundan bahsettik. Ben mesela hani bankada ürün tarafında çalışıyorum ve veri bilimiyle gerçekten hiçbir alakam yok. Öyle düşünelim. Yani hakikaten alanı da şu an seninle beraber daha yakından tanıyorum. Şu bakış açısı hakkında ne düşünürsün? Yani hani diyelim ki her ürün sahibi, diyelim ki ticari kredi kartları ürün müdürü olarak aslında bir veri bilimci bakış açısına sahip olmak hakkında ne düşünüyorsun? Yani gidip hani bu alandan herkes hani biraz daha bilgi sahibi olsa faydalanabilir mi? Yani belki de bütün işi direkt veri bilimcilere de mi yıkmamak lazım? Ne düşünürsün? Ya bence çok güzel bir şey söyledin. Ya bence burada direkt veri bilimci bakış açısından çok analitik bir bakış açısı önemli. Eğer kişide o analitik bakış açısı varsa ve hani bir ürüne baktığında bu orada bir fırsat görüyorsa bunu bir burada A data şöyle diyor aslında. Yani en basit raporlardan bir
bir anlam çıkarabiliyorsa, bunun daha derinine gidip daha derin analizler yapıp veya daha farklı bir beyin fırtınası yapıp veri bilimiyle de belki bir şeyler yapılabilir. En kötü şöyle düşünüyorum. Veri biliminin altında aslında sadece modelleme şeyleri yok. Aslında raporlama da data görselleştirilmesi de çok önemli bir boyutu Mert, sağlıyor. bekle. Şu an merak ettiğim şöyle bir şey oldu. Tabii. Sen görsellemeyi unutma, devam edeceksin ama Tamam. modelleme dediğinde kullandığınız mesela hani yazılımlar neler mesela? Ya da işte görselleştirmede neleri kullanıyorsunuz? Sırf meraktan Ha, soruyorum bu tabii. arada. Tabii, genelde modellemelerde Python ve R kullanıyoruz. Genel Tamam. veri bilimi dünyasında. Julia diye bir yeni bir dil çıktı. Ben hiç kullanmadım Hı daha hı. onu ama o da yavaşça popülerleşmeye başladı dünyada. Onun dışında bu modelleme kısmı için biraz da şimdi bu modelleme kısmı bir de data temizleme, datayı alma kısmı var. Orada biraz daha genelde SQL veya Spark dediğimiz o büyük data yönetmek için kullanılan çeşitli teknolojiler kullanılıyor. Orada da çok fazla çeşitli teknolojiler var açıkçası. Ama Hı. genelde SQL, Python, R diyebilirim ve görselleştirme için kullanılan tool'larda da Python'da istediğiniz gibi görselleştirme yapabiliyorsunuz. Yani hani direkt web sayfası bile tasarlayabiliyorsun aslında Python'dan Hı bile. hı. Onun dışında ama hani dünyayı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Hani onun için yapılmış bir sürü tool var atıyorum. Oracle'ın Business Intelligence tool'ları var. Power BI'nin var ya. Yani Microsoft'un tool'ları var. Çeşitli raporlama tool'ları var aslında. Hı. Onların da farklı avantajları, dezavantajları var. Biz tam şu an bunu konuşurken birisi de şunu sormuş. Veri bilimine giriş için mutlaka öğrenmiş olma dediğiniz programlar hangileri demiş. Büyük ihtimalle Python'ı söylersin gibi gözüküyor. Ha, evet ya. Yani ben onu Python söylerim ama bazıları R'ı daha çok şey yapıyor. Biraz daha kişiye Hı. göre değişen bir şey açıkçası. Ama zaten Hı. ikisi de çok benzer diller. O yüzden hani birinden başlayan Python bence daha kolay oluyor başlaması. O yüzden Python önerebilirim. Eğer Hı. sıfırdan başlayabilirsiniz. Python'a sıfırdan başlamak isteyen birisi, senin de dediğin gibi ya, internette çok fazla kaynak var ama atıyorum YouTube videolarıyla mı başlasın yoksa Çok güzel. Udemy ya da Coursera gibi bir şeyle mi başlasın? Öyle bir nokta atışı örneğin olur mu? Önerin. Tabii ki. Tabii kesinlikle. Ya çok güzel bir soru sordun. Hani özellikle dediğim gibi Şimdi çok orada fazla da veri bolluğu var. Evet. kesinlikle tam onu diyecektim. Hani çok fazla kaynak var. Ve bu çok fazla bilgi kirliliğine yol açabiliyor. Orada bence kişinin biraz daha kendinde şeyi bilmesi lazım. Nasıl öğrenmekten hoşlanıyor? Nasıl bir öğrenme şey arıyor ve ne derecede bir öğrenmek istiyor? Ben kendim olarak ben genelde arkasında yatan mantığı anlamak istedim. Yani bunları Python'ı öğrenirken. O yüzden edX.org'da MIT'den bedava ders aldım Python üzerine ve yaklaşık 200 saat falan harcadım. Hani sadece bir soruya bile 10 saat zaman harcamışımdır. Hani şey olarak. Yani çünkü çözemiyordum. Hani böyle artık bulmaca gibi geliyor demiştim ya. O yüzden böyle çok fazla yoğunlaşıp 10 saat harcadığımı biliyorum. Yani şimdi diğer tarafa baktığımızda bunu şey yapmak için söylemiyorum. YouTube videoları ya da Udemy'de olan videoların zaten kendisi totalde 10 saat olabiliyor. Hani ama bu benle de alakalı bir şey. Ben bu işin gerçekten arkasında yatan şeyi öğrenmek istediğim için 200 saatimi ona verdim ve gerçekten de iyi ki de vermişim. Çünkü o 200 saat belki çok kolay geçmedi, çok zorlayıcı geçti. Ama kesinlikle çok fazla artısını gördüm diyebilirim. Yani çünkü o dersleri de aldığım oldu bu arada. O dersleri de almadım diyemeyeceğim. O derslerden de şeyler yaptım. O dersler biraz daha günü kurtarmak için olan şeyler oldu benim için. Ve hiçbir zaman mantığını oturtamadığım için kafamda onları çok fazla kullanamadım. O yüzden ben çok fazla Udemy ya da YouTube videolarına çok yaklaşmıyorum. Biraz daha edX'te işte MIT'nin derslerine bakıyorum ya da Georgia Tech gibi o alanlarda biraz daha öne çıkmış üniversitelerin derslerinden alıyorum. Ya da Coursera'da Stanford'ın dersi var. Ya. Deep Learning AI, yani yine Coursera'nın yani Stanford'da bir profesörün kurduğu bir kuruluşun şeyleri. Ben genelde onları alıyorum ve benim için daha iyi oluyor açıkçası. Ama dediğim gibi bu çok kişinin öğrenme motivasyonu ve şekliyle değişebilecek bir soru. Hı. Spesifik olarak program önerilerini kenara koyduğumuzda ya da okunacak bölümü de kenara koyduğumuzda bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere veya zaten hali hazırda çalışan ve kariyerini değiştirmek isteyenlere neler önerirsin?
Ben şunu ya ben aslında şöyle yapmaya çalışıyorum. Ben şu an bu alan çok fazla gelişen ve çok hızlı her gün yeni bir şey çıkan bir alan. Hani bilmediğim tonlarca şey var ve çok fazla okuma gerekiyor. O yüzden ben sürekli gündemde kalabilmek için bloglar okuyorum. Değişik kaynaklardan değişik kaynaklara bakıp veri biliminde dünyada ne oluyor diye bakıyorum. Hani onların detayını öğrenmesem bile bir kulak dolgunluğu ne oluyor. Benim için güzel bir şey oluyor. Bunu da aslında nasıl başladım diye sorarsan dediğim gibi Coursera'nın kurucusu Stanford'da bu machine learning alanında çok önemli bir profesör var Andrew Ng diye. Onun bir gün bir yazısını okumuştum. Orada şey diyordu. Her pazar bir saat bir blogda veya bir şeyde bir şey okumak sizi belki kısa dönemde iyi bir veri bilimcisi yapmayacak ama uzun dönemde iyi bir veri bilimcisi olacağınıza emin olabilirsiniz diyordu. Ya ben de açıkçası onu biraz daha baz alarak bu tavsiyeyi veriyorum ve bunu uygulamaya çalışıyorum. Ama tabii hani ben de bunu inanılmaz fazla yapamıyorum. Mesela son 2-3 haftadır böyle bir şey yapma fırsatım olmadı. Biraz kendi tembelliğimle açıkçası. Ama hani kesinlikle gündemde kalmak, çeşitli haber kaynaklarını, veri bilimle alakalı şeyleri okumak bence çok güzel ve bunun için gazeteler var, newsletterler var. Onlara üye olunabilir. Onlardan direkt otomatik mail geliyor. Mesela oradan bir göz gezdiriyorum. İlgimi çeken bir şey olursa okuyorum. Ya da Towards Data Science diye bir site var. Orada direkt daha data science hakkında konuları makaleler dediğim hani bloglar aslında bulunuyor. Onları okuyorum. Aynı şekilde Medium'da farklı bir kaynak. Oradan da bakıyorum Bu sırada iki soru geldi. Hemen araya aslında. onları alacağım. Ekonomi bölümündeki bir öğrencinin bölümde öğrenmediği, bahsedilmediği ama kendimiz öğrensek çok iyi olur dediğiniz programlar hangileri? Şimdi burada benim merak ettiğim şey şu. Buradaki programlar yine veri bilimiyle ilgili programlar mı? Yoksa genel bir program mı? O yüzden hani bize alta bir tane daha yazarsan çok seviniriz. Ben o yüzden şimdi öbür soruyu Tamam. alacağım o yüzden. Tamam. Hani bu konuyu clarify edene kadar. Şimdi ikna kabiliyeti mi daha önemli? Veri sunumu raporlama mı? İkisi de çok önemli yani açıkçası. Yani, ben istediğim kadar güzel bir sunum yapayım, şey yapayım, ikna edemiyorsam karşımdaki kitleyi bir önemi yok. Ama tam tersi benim istediğiniz kadar iyi bir ikna kabiliyetim olsun ama ben elimdekini güzel bir şekilde paketleyip sunamıyorsam bunun da bir değeri yok. Ya ben en Peki azından öyle Mert, düşünüyorum. ya şimdi ben çok mu hani katı bakıyorum diye düşündüm çünkü bu soruyu gördüğümde. Çünkü ya konu veri olduğunda sanki zaten ikna edilecek bir şey ortada kalmaz gibi hissediyorum. Gerçekten kalıyor mu? Yani bir insanın önüne yani hakikaten verilerle gittiğinde hani tepkiyle çok karşılaşıyor musunuz? Yani açıkçası karşılaşabiliyorsun. Yani özellikle belki verdiğin veriyle alakalı bile olmasa o veri yani o yaptığın atıyorum mesela bir model olsun veya başka bir business kararı olsun. O kararın hayata geçirilmesi için ayrı bir aslında bir efor gerekiyor. Bu eforun alınmasında biraz daha aslında zorluk yaşayabiliyorsun. Çünkü orada şey de önemli. Doğal olarak şu da önemli. Ben veriyi kullanarak bir karar veriyorum. Bir karar için onu nomine ediyorum. Ve bu karardan getiri ne olacak? Atıyorum ben yılda 100 lira kazanacaksam o karardan ve ekip bu kararın hayata geçirilmesi için bir ay uğraşılacaksa bunun hiçbir önemi yok. Hani orada aslında bu pazarlığı yapmanın o ikna kabiliyeti aslında biraz daha orada çıkıyor. Ve hani çünkü biz geçmiş dataya göre bir karar veriyoruz ama gelecekte ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela en basitinden şöyle düşünebilirsin. Covid patladı ve bütün modeller şaştı. Çünkü bütün insanların davranışında beklenmedik hareketler oldu ve sen hiçbir modele bunun garantisini veremezsin. Hani geçmiş datadan yaptığın şeyler bambaşka dese bile Covid patladığı için her şey bambaşka bir dataya şey yaptı ve orada senin aldığın belki business kararları çöp oldu belki. Onu bilemezsin. Yani o yüzden orada her zaman bir risk var. Sen geçmişe dönüp çalışıyorsun ve geleceğe bir ışık tutmaya çalışıyorsun aslında. Bu gelecek için kesin bir şey değil. O yüzden insanlar biraz daha çekinebiliyor bu kararı alırken. Çünkü riskli bir şey ve genelde hani konuştuğumuzdan beri senin de dediğin gibi çok yeni bir alan olduğu için insanlar çok fazla şeyi yapamayabiliyor. Bu riski göze alamayabiliyor.
Şimdi aşağıda iki soru daha geldi. Bir kere şeyi anladık. Şöyle, Ezel demiş ki yani veri bilimi ile ilgili olarak yani dolayısıyla demin bahsettiğin programlar dışında başka önerin olur mu Ezel'e? Ya açıkçası ben matematik bölümünden dersler almayı ya da bilgisayar bölümünden dersler almayı önerebilirdim şey açısından. Bilgisayar mühendisliği açısından. Tamam. Çünkü üniversitedeyken tam o sıralarda olmadı. Bu veri bilimiyle o zaman tanışmadığım için çok fazla şey yapamayacağım ama kesinlikle bilgisayar mühendisliğinden biraz giriş dersleri almanın veya matematik bölümünden istatistik özelinde özellikle dersler almanın bence kesin katkısı olacaktır. Zafer de demiş ki bu alanda kendimizi geliştirmek için domestika'da iyi bir rehber olabilir mi demiş. Ben Çok domestika nedir bilmiyorum bu ha. arada. Şu an cahilliğime Evet. üzüldüm bir an. Açıkçası ben de bilmiyorum maalesef. Ama bakıp Zafer'e dönebilirim sonrasında. Tamam Zafer sana döneceğiz. Biz Bana bakalım. yaşlı kaldık galiba şu an. Böyle bir şey Bilmiyorum. başımıza gelmiş olabilir. şöyle sorular arkadan devam ediyor. Mısır'ın veri biliminde yükselen bir yıldız olduğu doğru mu? Yani çoğu ülke aslında veri bilimine yöneliyor. Yani o yüzden hani Mısır da bunlardan biri ama hani yıldız mı emin değilim açıkçası. Hani şey ya bilmiyorum hani şey açısından ama hani Ben ben de hiç şu ülke duymadım. yani tabii ki de belli başlı ülkeler var atıyorum Amerika olsun Londra olsun bu ülkelerde biraz daha fazla şey oluyor ama hani ekstra bir şey var mı ben bilmiyorum açıkçası. Bir diğer soru. Genelde ne tür verilerle uğraşıyorsun? Ses, görüntü, metin işleme vesaire. Çok güzel bir soru. Genelde yani ses, görüntü işleme verileriyle ben çok fazla uğraşmıyorum şey açısından. Biraz daha ben finansal verilerle uğraşıyorum. Özellikle banka ve sigorta tecrübem olduğu için biraz daha o alanlarda uğraşıyorum ama zaten bu alanlarda da aslında görüntü işleme, ses zincir işleme gibi şeyler yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Çok zengin bir alan zaten ama onlar biraz daha biraz nice to have kalıyor diyebilirim. Anladım. Bu Şimdi alanlarda. aslında eğitim almak için tavsiyelerin oldu. Ama yani böyle hani daha nasıl desem genel kültür olarak öğrenmek isteyebilecekler için böyle kitap, podcast, film bu tarz önerilerin olur mu? Yani hani ben bu işi yapmak istemiyorum ama ya gerçekten minimum bir bilgi seviyesine ihtiyacım var diyebilecekler için bu kaynaklardan önerilerin var mı? Netflix'te güzel bir belgesel varmış. Ben izlemedim ama güzel diye duydum. Makine öğrenmesi üzerine sanırım ya da analitik şey üzerine bir tane bir belgesel. Onun tam adını kontrol etmem lazım. Şu an tam hatırlamıyorum. O Tamam. güzel diye duymuştum ama onun dışında benim kendim sevdiğim bir blog var. O da Kesi Kosir Kov diye bir Google'da hiç Chief Data Scientist'in kendi blogu. Orada Mert, her ha tabii bunu ben yazın. anlamadım. Sen şu comment kısmına yazar Tamam izleyelim. mısın? Gerçekten kendimi yaşlı ve Fransız gibi hissediyorum şu an. Böyle gerçekten aslında bu yayınlarla ilgili en sevdiğim şey bu. Hiç hem soru soranlardan hem konuklarımdan çok uzak olduğum ya da işte aslında bazı insan için çok basit gelebilecek şeyleri öğreniyor olmak çok güzel oluyor. Onu bize yaz lütfen. Tabii yazdım şimdi. Ya orada Tamam. o blokta çeşitli konulardan çok basit bir şekilde hani hiçbir background bilgisi olmadıktan sonra onu orada anlatıyorlar. Böyle çok hoşuma gidiyor açıkçası onu okumak. Bir de biraz daha mizahi bir şeyi var. Dili var. O yüzden benim de güzel. Harika. Mert son sorum ve bu soru benim için çok değerli çünkü seni gerçekten en yani tabii ki iş hayatında eminim ki çok başarılısındır ama seni en çok yani gurur duyduğum ve bence senin de kendine gurur duyman gereken kısım sporcu tarafın. İş hayatımız dışında hobilerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Sen biraz hobilerinden bahseder misin? Bence çok önemli. Tabii. Bence çok güzel bir soru ve çok önemli bir soru. Hani dürüst olmak gerekirse evet sen şu an bana sporcu kişiliğin çok şey falan dedin ama ben ilk işe başladığımda hani ilk 3 yılımda ve bunu tamamen bırakmıştım. Ve
Böyle biraz daha yoğunlaşıp kendime sürekli bahane çıkarıp hobilerimi ve kendimi ihmal etmiştim. Bunu yaptığıma çok pişman oldum açıkçası ve şu anda da hiç yapmamaya çalışıyorum. O yüzden çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendinizin yani eğer hobilerinize zaman harcamayacaksanız bunun sebebi ne olursa olsun ben onun uzun vadeli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kesinlikle insanların özellikle iş hayatında yoğun tempolarda çalışan insanların bir hobisinin olması gerektiğini inanıyorum. Benim hobim senin de dediğin üzere biraz daha spor alanında, spor üzerine. Surf yapmayı çok seviyorum işte. Rüzgar surfi yapıyorum, dalga surfi yapıyorum. Onun dışında kaykaya başladım geçen sene. Kaykay aldım, kaykay yapıyorum falan gibi şeyler. Böyle kendime biraz şeyler, değişik şeyler deniyorum. Mesela geçen sene gitar aldım. Hiç, yani böyle çok çalamadım ama onu bir ara daha yine yönelmek istiyorum. Yani böyle çeşitli hobiler beni mutlu ediyor ve kafamı dağıtmama şey yapıyor. O yüzden uzun vadede daha mutlu ve sağlıklı kalabiliyorum bu şekilde. Yoksa yoğun tempolarda bunu yapmak bence çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ya hakikaten özellikle yoğun tempoda çalışırken bir süre sonra şey demeye başlıyorsun işte. Aman eve gideyim, yemeğimi yiyeyim, televizyonumu izleyeyim. Halim kalmadı. Aman zaten bir hafta sonum var şöyle. Ama aslında onu bir düzene oturttuktan sonra şimdi mesela pandemi yüzünden ben voleybola gidemiyordum. Ama şimdi mesela Perşembe günlerini fixledim. Ve o kadar iyi geliyor ki yani hani şeyi biliyorum ya bugün öyle ya da böyle çok işim olsa da laptopumu kapatıp kendime bu vakti ayıracağım. Ondan sonra ve hakikaten enerjini de yükseltiyor. İşe de daha motivasyonlu geliyoruz. O yüzden senin o yönünü bence konuşmamız lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim Mert hani seni ben tanıyorum ama tanımayanlar için Mert hakikaten yani çok İstanbul'da aşırı soğuk günlerde bile gidip şey yapardı, rüzgar sörfü yapardı. Ben hep o yüzden onu o açıdan çok takdir etmişimdir. Yani öğrencilerden de çünkü sorular geliyor. Yani işte iş ve özel hayat dengesi. Şimdi iş ve özel hayat dengesinden genelde aile ve işi önce düşünüyoruz ama bir birey olarak hakikaten kendi ihtiyaçlarımızı, o psikoloji, motivasyon, onunla iş hayatının dengesini pek düşünmüyoruz gibi. Kesinlikle, kesinlikle ki bence en önemlisi o. Çünkü zaten eğer sen kendine vakit ayırmıyorsan diğer şeyler hani bugün patlamasa bile belki bir hafta sonra patlıyor, bir ay sonra patlıyor. Hani ailene zaman ayıramıyorsun, işinde iyi olamıyorsun. O yüzden öncelikle her zaman bence insanın kendisi olmalı. Özellikle iş temposunda her şey olursa. Hani bir de günün sonunda ben buna iş diye bakıyorum aslında. Yani o yüzden kendimize şey yapmamıyor, çok fazla ödün vermememiz gerektiğini düşünüyorum ben bu konuda. Ben de katılıyorum sana. Mert, iyi ki geldin. Ben çok keyif Çok teşekkür aldım. ederim. Ben de aynı Vakit şekilde. ayırdığın için, bütün bu kadar soruları yanıtladığın için çok teşekkür ederim. Asena, şunu sormadın ama ben şunu söylemeden geçmeyeyim dediğim bir şey varsa buyurur. Yok aslında çok teşekkürler gerçekten. Ben de çok keyif aldım. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsun. Onun için de hani Teşekkür herkes ederim. adına ben çok teşekkür ederim sana. Ben de bunun bir Teşekkür parçası olduğu ederim. için çok mutluyum. Evet artık ailenin bir parçasısın çok geç. Şimdi arka planda sana zibilyon tane sık sık soru, istek şeyle geleceğim. Tamam. Eskiden konuklarıma yayına gelenlere hep şey diye soruyordum canlı yayında kayıt altına alınıyor diye. İşte bize hani destek amaçlı isteyen birileri geldiğinde yanıt vereceğine söz veriyor musun derdim. Artık demiyorum emrivaki yapıyorum direkt böyle gönderiyorum. Diyorum ki ya hani böyle bir iki hafta sonra Mel şöyle birisi var, seninle konuşmak istiyor dediğimde sen mecburen evet diyeceksin. Böyle Tabii bir tabii kesinlikle. duruma dönüştü durum. Kesinlikle. Seve seve. Harika. Evet. Tekrar teşekkür ederim. İyi ki Ben teşekkür geldin. ederim. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşça kal. Aynen.